Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin temsil ettiği Marksist dünya görüşünün halkı Müslüman ülkeler üzerinde, onların bir takım aydınları üzerinde, bir takım elit tabakası üzerinde, yöneticisi ve bürokratı, teknokratı üzerinde onları İslam'dan uzaklaştırıp Marksizme yaklaştırması bakımından olumsuz etkilerinin görüldüğünü görmemek mümkün değil. Türkiye'de bu ülkelerden birisi. Marksizm Türkiye'de hiçbir zaman bir tehlike olmamıştır. Olmamıştı da, hele şimdi tümden takviye kuvvetler de gelse onun bir tehlike haline dönüşmesi diye bir şey söz konusu olmayacak hale dönmüştür durum. Ama ne hikmetse nesilleri tükenmek üzere olan nesillerinin son temsilcileri, son temsilcileri olarak yaşamlarını sürdüren bazı Marksistlerin belki yapacak başka bir iş bulamamaları, kendileri için yeni bir dünya kurmanın çok uzak görünmesi ve eski sakızı çiğneyip durmanın, alışkanlıklarını sürdürmenin daha kolay gelmesi kendilerine, sonucu Marksistlerini sürdüren bazı aydınların bulunduğunu görüyoruz. Gerek Doğu Perinçek'in, gerek Aziz Nesin'in, gerek Mehmet Ali Aybar'ın, gerek benim vaktiyle hapis arkadaşlığımı yapan ya da hapiste birlikte yattığımız, aynı koğuşta yattığımız Mihri Bellilerin Türkiye'nin yeri gelen Marksistlerinden olduğunu hemen herkes bilir. Bunlar örgüt lideriydiler filan. Ama sonuçta Marksizmin dünya yüzünden kalkması elbette ki buradaki Marksistleri de Bolivya'daki Marksistler gibi, Şili'deki Marksistler gibi, Mozambik'teki Marksistler gibi etkilemiş ve onların da ümitlerini kırmış, ellerini yanlarına düşürmüştür.